Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Eylül 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Eylül ayı hareketli, çevrenizde, yakın çevreniz ve ailenizle ilgili konuların öne çıktığı, iş, eğitim ve seyahatler alanında hızlı gelişmeler olacağı çok güzel bir ay. Şimdi ayın şöyle konu başlıklarına bakalım. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. 21 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay var. Merkür ay boyunca Terazi Burcu'nda ilerliyor. Ay sonunda gerilemeye başlayacak. Venüs 10 Eylül'e kadar Terazi'de, daha sonra Akrep Burcu'na geçiyor. Ve Mars 15 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda, daha sonra Terazi Burcu'na geçiyor. Şimdi detaylara bakalım. Evet, ay başından itibaren Güneş zaten ayın 22'sine kadar Başak Burcu'nda. Mars ayın ortasına kadar Başak Burcu'nda. Bu da sizin böyle biraz bu aya hareketli başladığınızda, özellikle Ağustos ayında devam eden konuların bu ayın ilk yarısında da çok hızlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Öğrenciyseniz eğitiminizle ilgili koşturmalar var, işler var. Bazı böyle haberleşmeler, iletişim trafiği, belki seyahatler var. Bilgi paylaşımı artıyor bu alanda. Kendi işinizi yapıyorsanız ticari konularda yine aktif ve hızlı bir dönemdesiniz. Yakın çevre ilişkileri zaten hayatınızda çok öne çıkıyor. Akrabalar, kardeşler, komşular, arkadaşlar, buralarda faaliyetler çok öne çıkıyor. Ayın ilk günlerinde 1-5 Eylül arası Mars-Neptün karşıtlığı aktif. Mars-Neptün karşıtlığı biraz zor bir açıdır. Burada özellikle düşüncelerinizde biraz karışıklıklar olabilir. Bazı konularda birazdan melankolik ve karamsar olabilirsiniz. Bazı iletişim sorunları da olabilir. Özellikle yakın çevre ilişkilerinize dikkat edin. Seyahatlerde biraz hani böyle ufak tefek rötarlar, kazalar, sevimsizlikler olabilir. Aracınıza, otomobilinizin bakımına dikkat edin. Alerjik sorunlar, biraz sağlık sorunları olabilir. Bağışıklık sisteminiz de zayıflayabilir Mars-Neptün karşıtlığında. Tedbirli olmakta fayda var. 7 Eylül'de zaten yeni ay doğacak ve yeni ay enerjisi daha taze, daha güzel enerjilerle doğuyor. Keyifli bir yeni ay. Yeni ay bu. 14 derece Başak Burcu'nda. Uranüs'ten güzel bir üçgen açı alıyor. Yeni ay sırasında Terazi Burcu'ndaki Venüs'ün Kova Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel bir üçgeni var. Bu da aktifleşiyor. Üçüncü evinizde bir yeni ay var. Artık bir yeni düşünce, yeni fikir gündemde. 21 Eylül'e kadar da bu yeni ay tesirleri devrede olacak sevgili yengeçler. Eğitimle ilgili başlangıçlar, ticari bir oluşum, seyahat planları, geziler, kardeşlerle ilgili konular veya komşu ilişkilerinizde yenilikler olabilir ve bazı sürprizler de olabilir. Aslında böyle gerçekten keyifli etkiler var. Mesela ticaretle, işinizle ilgili konularda parasal kazançlarda güzel açılımlar olabilir. Eğitimle ilgili konularda sürpriz gelişmeler olabilir. Güzel bir seyahat, bir tatil organizasyonu olabilir. Yakınlarınızın, arkadaşlarınızın size sürprizleri olabilir. Böyle bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 14 derece Başak Burcu'nda özellikle, yani ne olabilir? İşte Güneş Burcunuz, Yükselen Burcunuz 14 derece ve yakınlarıysa ya da kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, işte Venüs olur, Jüpiter olur, Ay, Merkür, bunlar böyle 14 derece ve yakınlarındaysa, özellikle işte değişken burçlardaysa ya da toprak burçlarındaysa etkiler biraz daha artar, öne çıkar. Yani daha tesirli olabilir bu yeni ay sizin için. Evet, Başak kendi içinde detaycıdır, böyle düzenlidir. Yani dolayısıyla bu yeni ay verimli bir yeni ay. Yani her alanda hayatımızda daha hızlı, pratik sonuçlar alabileceğimizi, fikirlerimizi ortaya koyabileceğimizi işaret ediyor ve bunun sonucunda biraz daha belki dağınık bir şeyler toparlanacak, belirsiz konular netleşmeye başlayacak. Evet, 12-13 Eylül ay ilk dördün fazında. 12-13 Eylül'de Güneş-Neptün karşıtlığı da etkinleşiyor. Bu iki gün biraz hani belirsizliklere yine dikkat etmekte fayda var. Düşünceleriniz, evet, çok idealist, çok yaratıcı, çok hayalcisiniz. Böyle geniş perspektiften bakıyorsunuz her şeye ama biraz detaylar burada dikkatte çekiyor. Gözünüzden kaçan konular olabilir. Aksi halde biraz hayaller içinde kaybolma durumu da var. Özellikle 12-13 Eylül gibi. 15 Eylül'de Mars Terazi Burcu'na geçecek. Bakın Mars nerede? Enerji orada. Bunu her zaman söylüyoruz.
ve özel hayatınız, ev yuva alanlarına yöneliyor. Zaten ay boyunca Merkür orada. Evde yapılması gereken işler olabilir. Hazırlıklar var. Belki işte yazlıktan kışlığa geçtiniz. Ev düzenlenecek. Birikmiş işler var. Veya artık evde çalışıyorsanız evinizdeki işlere odaklanıp buralardaki hazırlıkları yapacaksınız. Ev, mesela evde tadilatlar olabilir, evde yenilikler olabilir gibi biraz aileyle ilgili konulara odaklandığınızı görüyoruz. Enerjiyi bu alana yönlendirmeye başlıyorsunuz. 21 Eylül'de Balık burcunda Dolunay var. Evet, bu Dolunay 28 derece Balık burcunda, sevgili yengeçler, sizin gibi su grubunda ve 9. evinizde meydana gelecek. Çok duygusal, manevi yanı güçlü, yaratıcı, ilhamlar veren bir Dolunay bu. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz böyle 28 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak çok güçlü etkiler alabilirsiniz. İlhamlar akıyor, böyle vizyonlar akıyor bu dolunayda. Bazı hayallerinize de kavuşma imkanı olabilir tabii ki. Maneviyatla ilgili konular öne çıkıyor. Zaten sezgileriniz güçleniyor. Biraz hayata daha duygusal, daha ruhsal bakabilirsiniz. Seyahatler olabilir ama inançla ilgili. Hani böyle sizi ruhsal olarak besleyen yerlere seyahatler, geziler olabilir. Yurt dışı konuları aktifleşiyor. Uluslararası alanlarda bazı beklentileriniz gerçekleşebilir. Akademik konularda gelişmeler olabilir. Belki bir yasal sorununuz var, bir mahkemeniz, bir davanız var. Bununla ilgili gündemler yine bu dolunayda söz konusu olabilir. İletişimle ilgili konular öne çıkıyor. Medya, sosyal medya, internet, işte böyle uluslararası ticaret, çalışmalar falan. Buralarda da eğer varsa iş ve projeleriniz, planlarınız, işte onların da artık görünür hale geldiği, sonuç verdiği veya kendi içinde bir şekilde dönüşüme uğradığı bir dönem olabilir. Sezgilerinizi takip ettiğinizde size çok güçlü farkındalıklar da verebilecek, ilhamlar verebilecek bir dolunay bu. Bu dolunay 6 Ekim'e kadar geçerliliğini de sürdürecek. Ayın 22'sinde dolunayın hemen ardından Güneş Terazi burcuna geçecek. Ev yuva alanınız artık daha görünür bir şekilde aydınlanıyor. Zaten Merkür orada, Mars orada. Evde işler falan biraz öne çıkıyor. Aile konuları, ebeveynler daha fazla dikkat çekmeye başlıyor. Ve 27 Eylül'de Merkür gerilemeye başlıyor. Evet, biliyoruz Merkür gerileyince biraz hızırlıklar yapıyor. Ve Merkür 19 Ekim'e kadar gerileyecek Terazi burcunda. 19'undan sonra ise tekrar ileri dönecek. Terazi burcunda 5 Kasım'a kadar kalacak. Yani uzun bir süre Terazi burcunda. O yüzden hani düşünceleriniz, biraz uğraş alanlarınız, yaşadığınız mekanlarla ilgili yuva konularına yoğunlaşıyor. 27 Eylül'e kadar buradaki işleri, güçleri toparlamaya çalışın. Yani en azından şöyle bir planlayın. İş planlarınızı yapın. Çünkü 27 Eylül'den sonra ister istemez yeni plan yaparsak onlar biraz karışabilir. Ya da hani çok hayata geçmeyebilir. Günlük hayatta da biraz böyle iletişim sorunları, aileyle ilgili konularda olabilir, evde karışıklıklar olabilir. Mesela bir tadilat yapıyorsunuz, işler uzayabilir. İşte ustalarla falan böyle bir iletişim sorunları olabilir. Bunları daha erken toparlamakta fayda var. Daha hızlı toparlayabilirsiniz. 27 Eylül'den sonra daha çok böyle gözden kaçmış detaylar, hani var olan, hani sizin ilgilenmediğiniz işler gündeme gelebilir. Hani onlarla, ertelediğiniz işlerle daha fazla ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız.
Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.